Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Temmuz Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Altılı Gayanımız 3. koşudan itibaren start alacak. Zorlu program, gerçekten para verecek program. Bir tane sığınacağım bir liman olduğunu düşünün. Bir tane banko adayım var. Bir tane alternatif banko adayım var sevgili dostlar. Tercih size bırakacağım alternatif banko adayımızda. Tabii ki rakipleri var. Rakiplerini de önereceğim. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Kocaeli programı güzel bir para verecek gibi duruyor sevgili dostlar. Evet, videolara geçmeden önce her zaman dile getirdiğim gibi videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Maalesef Bursa'da sevgili dostlar şunu söyleyeceğim. Sakın beni yanlış anlamayın. Tabelada 2 nolu safkanımız sevgili dostlar. Yarışlar başladıktan sonra bana Fahrettin abimiz var, biliyorsunuz benim ara sıra yorum yapıyor benim videomun altında. Onun da sevdiği bir abimiz var. Oradan da ona geliyor. Oradan da bana geliyor. 2 nolu safkanımızı tabelada üstüne basarak önerdi. Sağdan duyum olarak geldi ama ben de dışarıdaydım. Size bahis yönünde oynayın diye yazacaktım. Yazamadım sevgili dostlar, kusura bakmayın. Tabii ki altılımız başlamıştı. 3. neredeyse yani 4'lü ganyanımıza tekabül edecekti. Maalesef çok özür diliyorum sevgili dostlar. Zaten son ayakta 13 bankomdu. Rakipler 15-17 idi. Bunları da dile getirmiştik. Yani 3. koşuda 5 nolu sapkınımız sürdürerek fuara çıkmıştı. Ve de alternatif banko oynayabilirsiniz de diye sizlere dile getirmiştim. Ama 2 gerçekten çok güzel yerden geldi ama maalesef sizlerle buluşturamadım. Çok özür diliyorum. Biraz daha erken gelmiş olsaydı videomun hemen altında zaten sizlere yer verecektim. Belki bu videomun altında Fahrettin abimiz de yorum yapar, geldiğini kanıtlar, yani kanıtlarcasına yorum yazabilir. Evet, geldi. Hatta ben üçlüsünü aldım. 4'lü ganyana yetiştim son anda. Oynadım, yarış başladı sevgili dostlar. Kusura bakmayın, çok özür diliyorum herkesten. Evet, yorumlara geçelim sevgili dostlar. Yorumlarımız birinci koşuyla itibaren başlayacak. Birinci 4'lü ganyana oynayacak arkadaşlar için saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde şartlı 3 dişler aması 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 14 safkanımız 3-4 ekürü, 7 ile 14 nolu safkanlar ekürü olarak start alacak. Evet, burada Göldem ve 3 nolu, yani 2 nolu Göldem, 3 nolu Safari, yani bu gruptan çok ayrılmışlar sevgili dostlar. Yani birinci 4'lü ganyana bu 2 safkan, çünkü ben ayıramadım. Göldem mi tek olur acaba, Safari mi, Zülfikar Kalabulut'la, yani ayıramadım sevgili dostlar. Ben sizlere 2 ve 3 yeterli gibi olacaktır. Hatta şöyle bir ikili deneyebiliriz. Yani bunun Safari'nin 4 nolu Çağlayan Şelale bile ikiliye girer. Yani 2-3-4 böyle yazıp bir sıralı ikili de oynayabiliriz sevgili olsa. Ben deneyeceğim. Çünkü karışık girdi. 2 ekürlünün girmesi veya 4-3 bitmesi, 3-4 bitmesi veya 4-2'nin bitmesi de çok tatlı para verir. Yani 2-3-4 ikili için önereceğim. Normal birinci 4'lü ganyanımıza 2-3 yeterli olacaktır. Ama ikili için 2-3-4, 2-3-4 değerlendirebiliriz. Eküller girdiği zaman çok tatlı para alırız diye düşünüyorum. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4. Dişiler aması 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 plasa ve 1. 3'lü ganyanımızda burada start alacak. Benim burada bankom Niki Run, Halil Kaplan'la, yani bu grubu rahat geçmesini bekliyorum ben. Bank olarak değerlendireceğim. Arkasına 6, 3 ve 1 nolu safkanları da bağlayarak bir ikili deneyeceğim. Hatta çiftemizde sevgili dostlar demin de dile getirdiğim gibi 2-3-4 yazarak burada da 4 nolu rekorunu da banko bırakarak bir çifte de deneyebiliriz. Yani ikilimiz, çiftemiz geldiği zaman altımızı çok rahat bir şekilde oynarız diye dile getirelim. Evet, üçüncü koşuyla itibaren altı ganyamız start verilecek. Handikap 15, bir mücadele, 1700 metre kum, 3 ve yukarı İngilizler, 12 safkanımız yer alacak. Evet, benim buradaki sıralamam şöyle olacak. 7 nolu Madame Chernobyl sevgili dostlar. Yani her zaman söylediğim bir safkan, birazcık nemli bulmuş olsaydı pisti, yani banko değerlendirecektim. Birazcık yağış olmuş olsaydı, hatta bugün valilikten de Bursa için şiddetli bir lodos uyarısı geldi ama pek öyle bir rüzgarımız da yok sevgili olsa herhalde dedim yağmur yağacak. Baktım yağmur yağsaydı, bir de programa da baktım, Madame Chernobyl banko verecektim ama yarın yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Eğer yağışlı olursa arkadaşlar gözü kapalı tek de bırakabiliriz, bunu da dile getireyim. İkinci atım 2 nolu safkanım Mustafa Çek'le, üçüncü atım 6, sonradan 1, 8, 5, 3 benim buradaki sıralamam olacak altılı ganyamızın ilk ayağında. Evet, dördüncü koşumuz altılı ganyamızın ikinci ayağı, beşli ganyamızı burada start olan bir mailin koşu, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz gerçekten. Yani koşuya bakıldığı zaman yani şu safkanın evet gelecek ilk koşusunda ikinci çimde 9. son koşusu 4. ilk koşusunda bir 4. gerçekten karışık bir grup yine bizleri bekliyor ama benim burada ilk tercihim 12 nolu safkanımız olacak Nevzat Avcı'yla. İkinci atım 7 nolu Gülpençe, mutlaka ve mutlaka yazacağız Mustafa Çiçek'le. Sonradan 8 nolu safkanımız ilk defa ateş topu temsilcisi, ilk defa Mehmet Salih Çelik'le kuma çıkıyor. Dikkat diyeceğim sevgili dostlar. İstanbul'da harika koşular, Adana'da zaten aynı şekilde bir koşusu vardı. Ben ateş topu temsilcisi Hızlan'ı da Mehmet Salih Çelik'le mutlaka yer vereceğiz. Sonradan 6 nolu safkanımız Ekürler ve de 4 nolu safkanımız da ihmal edilmeyeceğini düşünüyorum. 12, 7, 8, 6, 4 sıralama. Evet, 5. koşumuz handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alıyor. İkinci dörtlü ganyamız da burada start alacak. Evet, Uzay Destanı bakıldığı zaman yani bayağı önde çıkan bir safkanımız, yaptığı son Bursa pistinde 1800'ü kazanma başarısı gösterdi. Yani kötü gidişe dur dercesine güzel bir koşu çıkartarak kazanmasını bildi Halil Kaplan'la. Hatta daha önce koşularında da zaten sizlere banko önermiştik ama hep kötü gitti. Yani gruplar ona göre değildi. Son koşusunda kazanmasını bildi Halil Kaplan'la, 3'te 2 yaptılar sevgili dostlar. Zaten banko önerdiğim zaman da yine Halil Kaplan vardı üstünde. Yarın Kocaeli'de yine etkili koşmasını bekliyorum. İlk tercihim. İkinci atım Regner. O da yaptığı son koşusunu Kocaeli'de 1700'ü çok etkili bir koşu çıkarttı. Mertcan Çelik'le start almıştı. Yine burada geçtiği safkanlarla Uzay Destanı'nı da geçmişti. Son koşusunda Şampiyon Yüreğim, Tiranlı, Tekinci, bunları da geri planda bırakmıştı. Yine koşunun şanslı isimlerindendir. 51 kilo ile start alıyor. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 3 dolu Tiranlı olmazsa olmazlarımızdan olacak sevgili dostlar. Evet, benim buradaki sıra, pardon arkadaşlar, 9 nolu Şampiyon Yüreği de atladım, özür diliyorum. 9 nolu safkanım da Adem Aslan'la bomboş kiloyla yaptığı son koşusunda bir 7.likle ayrıldı ama şimdi mesafenin uzaması ona da çok yarayacaktır. Sıralamamız 2, 7, 3 ve 9 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz kısa vade 6-3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alacak. Evet, burada ekürlerimiz var. 2 nolu Albayhan, 3 nolu Aldagör ekür olarak start alacaklar. Evet, koşuya bakıldığı zaman ilkim sırıtan bir safkanımız Görkem Özçelik'le yaptığı son koşusunda grup 3'te 1200'de İstanbul'da maalesef grup birazcık ağır geldiğini düşünüyorum. Ekürüsü de vardı Destek Kızım. İlkim 5. oldu. Destek Kızım Ekürüsü 7.likle ayrıldı ama pistten. ben önemsemediğim bir koşu. Ben İKİM'in burada yine etkili bir koşu gelecektir Görkem Özçelik'le. Mutlaka kuponlarımızda olmazsa olmazlardan biri olacak. Kocaeli'ye ilk defa geliyor. 1 nolu İKİM benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Aldagör. Mehmet Salih Çelik'le. Sonradan 6 nolu Safkan'ın Deniz Efe ve 5 nolu Safkan'ımız İbrişim Hanım Halil Kaplan'la. Yani ben alternatif banka olarak söylemiştim ya videomun başında. İKİM için onu dile getirecektim sevgili dostlar. Yani İKİM tamam Deniz Efe ilk startında çok başarılı bir koşu sergili Mustafa Çiçek'le İstanbul'da sentetikte. İlk defa kaba kuma çıkacak. Yani biraz geri planda bırakarak ben sizlere yer verdim. 3. şanslı attım ama ben İKİM'den yani alternatif banka olarak İKİM'i değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için ama büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için ben de değerlendireceğim. 3, 6, 5 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 7. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız burada kayıtlı. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman 8 safkanın arasında tabii ki sırıtan safkanlarımız da burada mevcut. Grubun kaliteli ismi yani burada May 5 nolu safkanımız. O da Aprant Erkan'ın Caner Kandemir'le ilk defa startı 67 günlük bir arası var. Büyük ihtimalle bayağı bir geri planda kalacaktır ama benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. İkinci atım 2 nolu Bavikalınoğlu, sonradan 1 nolu Anzerbalı, 3 nolu Safkan'ımız Salettin Boylaz'la yani bir tempo yarışının içine girecektir. Yarışı bayağı bir süratlendirecektir. Ve de 7 nolu Safkan'ımızda ben burada kesinlikle es geçmeyeceğim sevgili dostlar. Grubun ben kaliteli ismine inandığım bir safkanlardan biri. Son altıncılığını ben ölçü almadığım bir koşu olduğunu düşünüyorum Mustafa Çiçek'te. 5-3-1 pardon arkadaşlar 5-2-1-3 ve 7 nolu safkanlar benim bu koşudaki sıralamam olacak. Evet 8. koşumuz bir mailin dişiler aması 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 14 safkanımız yer alıyor. 11 ile 13 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet videonun başında da dile getirdiğim sığınma limanın burada 2 nolu Bandırma Güzeli Mustafa Çiçek'le ilk defa buluştu ve de bu koşuyu ben rahat geçmesini bekliyorum. Banko adayımdır. Sığınacak limanım altılı gayemizin son ayağına tekabül etti sevgili dostlar. Rakiphanesine ben ikili için değerlendireceğim. 3 ve 10 nolu safkanları arkasına bağlayıp 1-2 pardon 10 dediğime bakmayın 12 nolu safkanımızı arkasına bağlayıp 1-2'li deneyeceğim. 2 bankomdur 3 ve 12 rakiphanesinde bende çıkan safkanlar olacak sevgili dostlar ikili için. Evet Bursa'dan aktaracağım Kocaeli programında buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.